Efendim, beni çağırmışsınız. Evet Randir, seninle bir şey konuşmalıyım. Tabii, buyurun efendim. Randir, beni affet lütfen. Ailem için elinden gelenin fazlasını yaptın. Ama ben hep görmezden geldim. Büyük bir hata yaptım Randir, beni affet. Lütfen, yalvarırım Randir. Lütfen efendim, öyle söylemeyin. Randir, Tanrı bana neden bir oğul vermedi biliyor musun? Çünkü seni oğlum gibi görmemi istedi Randir. Sen burada olduğun sürece hiç kimse aileme zarar vermeyecek. Bundan çok eminim oğlum. Lütfen beni affet. Hayır efendim, lütfen. Beni utandırıyorsunuz. Yaşananlar sizin hatanız değildi. Hepsi benim hatamdı. Çırağı onaylayarak hata yaptım. Ve kötü kararlar verdim. Hepsi benim hatam. Özür dilerim. Evet Randir. O çocuk kızımı kötü emellerine alet etti. İşhanenin bunları unutması gerekiyor. Ve bunu da sadece sen yapabilirsin. Sen onun en iyi arkadaşısın Randir. Randir, yarın tören var. Ve her zamanki gibi töreni yine sen başlatacaksın. Ancak töreni başlatmakla kalmayıp bu eve mutlulukla getireceksin oğlum. Fakat bu yüz ifadelerimizle töreni yapmamız doğru değil, öyle değil mi? Beni anlıyor musun? Sadece 24 saatimiz var. Bir gün içinde çırağın bu evdekilere verdiği bütün huzursuzluğu sileceksin. Sana güveniyorum canım. Benim için bunu yapacak mısın? Teşekkür ederim. Ha dinle. Bu seferki törende iki kutlama birden olacak. Biliyorum kızımın kalbi kırıldı. Ama şu açıdan da bakılırsa iyi ki o adamla evlenmedi, yoksa hayatı boyunca üzülecekti. Randir, Tanrı sayesinde değil mi? Evet efendim. Tanrı İşhani'yi tüm sıkıntılarından kurtardı. Güvenin bana. Tanrı'ya şükürler olsun. Sağ ol oğlum. Minnettarım. Benden sana küçük bir hediye. Kızım karnında onun çocuğunu taşıyor. Anladınız mı? Söylediğine göre İşhani ile parası için evleniyormuş. Paraları aldıktan sonra Garima ile evlenecekmiş. Söylesene, bunlar doğru mu çırak? Evet efendim, bu doğru.
Nişani sakın aya bakma. Lanet olsun, ayı gördüm. Ah. Annem der ki tören sırasında aya bakmak uğursuzluk getirirmiş. O yüzden seni durdurdum. Tamam, beni durdurdun ama kendin görmüş oldun. Şimdi ne olacak peki? Beni boş ver. Ben şanssız olmaya çok alışığım. İşani gölge gibi takip edip duruyor. Bir şeyler düşünmeliyim. Ha, yarın benimle geliyor musun? Nereye? Çok garipsin. Aşağıda 2 saat ne konuştuk? Hani tören için büyük salona gideceğiz ya İşani. Hatırlamadın mı? Her yıl olduğu gibi. Ha, hatırladım. Seninle sonra konuşuruz. Üzgünüm Ranvir. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Ben... İşani, her dakika üzgün kalamazsın. Biraz gülsen bana yeter. Benim için lütfen. Söyle, seni nasıl mutlu edebilirim? Ne istersen yapacağım, ne istiyorsun, hadi söyle. Biliyorum, bunu babam istedi. Çünkü bunu sadece sen yapabilirsin. Değil mi? İşani, bizi üzen kişileri asla düşünmemeliyiz, tamam mı? Benimle gel hadi. Nereye? Seni nasıl mutlu edeceğimi biliyorum. Hadi. Ranvir. Hadi. Hayır, lütfen. Hadi. Aslında ben buraya İşani'nin eşyaları için geldim. Onları vermek zorundaydım. Yakında bir tören var. Bunun farkındayım. Ve İşani bu eşyaları mutlaka almak zorunda. Buraya onun eşyalarını getirmemin sebebi ona değer vermemdi. Başka bir şey değil, tamam mı? İşani hepimiz için değerli. Neden buraya geldik? Şeni, yarın tören var. Onları da davet etmeliyiz. Hadi. Üzgünüm İşani. Aslında Çırak Rosa'nın arkadaşı. Bu yüzden buraya geldi ama eğer... Sorun değil.
Aslında ben eşyalarını getirdim. Ben de kalan eşyalarını. Bana ver. Ben nişaniye veririm. Bu kitapları senin için almıştım. Ve bu da saç tokan. Ayrıca şalın da burada. Bunları... Tamam, yeter bu kadar. Hepsini nişaniye ben veririm. Gori, yarın evde tören olacak. Davetlisin. Hadi gidelim. Hadi. Nişaniye. Onu hala seviyorum. Çok seviyorum. Onu nasıl unutacağım? Onu gördüğüm zaman kalp atışım hızlandı. Onu unutmam gerekiyor. Ne yapacağım? Kafamdan silmem lazım. Delireceğim. Nişani. Keşke bir şey yapabilsem. Tüm acılarını keşke ben çekebilsem. Birini sevdiğinde... Ve o kişiyle birlikte olamayacağını bildiğinde canın çok yanıyor. Öldürüyor Ranvir, öldürüyor. Evet, onun çok kötü biri olduğunu biliyorum ama ne yapacağım? Onu hala çok seviyorum Ranvir. Ne yapacağım ben? Ranvir... Ranvir. Ranvir. Neden sendi? Nişani. Hepsi benim suçum. Ona benim yüzümden aşık oldum. Hepsi benim hatam. Benim yüzümden acı çekiyorsun. Nişani, söz veriyorum. Bak, göreceksin ki eski Nişani'yi geri getireceğim. Her şey iyi olacak. Söz veriyorum, söz. Çok mutlu olacaksın. Bütün acı ve üzüntülerini unutacaksın. Hiçbir şey hatırlamayacaksın. Daha mutlu olacaksın. Söz veriyorum. İnan bana Nişani. Söz veriyorum. Hadi.
Yani hala beni seviyorsun. Yani hala bir şansım daha var. Geri geleceğim Şani. Ve ellerim boş dönmeyeceğim. Seni elde edeceğim. Bütün mahallenin en büyük doğa salonuna sahibiz, belki biliyorsun. Ve hatta çok hoş çocuklar ve ünlü insanlar da burada evimizde olacak. Bu şansı asla kaçıramam. Rahul'u hatırlıyor musun? Bana kur yapıyordu. Ya hiçten? Tanrım. Rahul kim? Oo, Rahul Paten mi? Zavallı çocuk bana yakınlaşmaya çalışıyordu. Etrafımda dolaşıp duruyordu. Ama hiç dikkatimi çekmedi. Hadi Dişa, o kadar da değil. Ne yani, ne demek istiyorsun? Boş ver, üzülmeni istemiyorum. Söylesene. Hatırlasana, bir ay önce seni Çırak reddetti. Tüm erkekler seninle çıkmak için can atmıyor. Şoförün bile sana baksa hemen olayı abartıyorsun. Doğrusu o bile sana bakmıyor. Dişa, her şeyin farkındayım. Ne demeye çalışıyorsun? Demek istediğim şu ki, Çırak'ın bütün ilgisi İşani üzerindeydi, değil mi? Ah canım, acıyorum sana. Baksana, belki şoför de İşani'den hoşlanıyordur, ne dersin? Ben şahsen öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim Ranvir. Neden teşekkür ediyorsun? Her zaman yanındayım. Hı? İyi geceler. İyi geceler. Bugün en azından birazcık gülümsedi. Tanrım, yarınki törende lütfen ona yardım et. Mutlu olmasını sağla. Ne söylüyordun? Ranvir'in beni sevmeyeceğini mi söyledin? O zaman bekle. Yarın göreceksin. Hı? Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Tamam, görüşürüz. Hey Dişa. Hadi salona gelmeyecek misin? Herkes hazırlık yapıyor. Hayır Devar. Sen git. Benim uykum var. Şimdi yatacağım. Hı? Tamam. Ah güzel tanrım. Şu dekorasyona bak. Her yer çok güzel olmuş. Harşat, gerçekten harika bir tören hazırlamışsın. Bayıldım. Bütün bunları güzel kızım Mişani için yaptım. Eski günlerdeki gibi. Mutlu olsun, güler yüzü hiç eksilmesin diye yaptım. Tanrı sana ilk önce akıl versin oğlum. İşani işani deyip duruyorsun. Acıyorum sana. Evdeki herkes hazırlıkları bitirince yanıma gelsin. Misafirlere davetiyeyi tekrar gönderelim. Tamam. Sakın listede kimseye atlamayın, tamam mı? Hatta tanıdıklarınız varsa onları da davet edebilirsiniz. Fakat hiçbirinizin yüz ifadesinde mutsuzluk adına hiçbir şey görmeyeceğim, yoksa kötü olur, anlaşıldı mı? Bu bayramı eğlenmek ve mutlu olmak için düzenliyoruz. Hele de o aileye karşı. Tören herkese açık. Çırak'ın ailesi buraya gelecekse... Bırak gelsinler. Kimseyi engellemeyeceğiz. Bilmeliler ki bizi üzmeye güçleri asla yetmez. Onlarla ya da onlar olmadan biz her türlü mutluyuz. Şey aslında bir şey daha var. Pratiği yemeklere yaklaştırmamalıyız. Hadi, hadi partiye gidelim. Evet. Yoksa insanlara ne veririz değil mi? Umarım ailem hep böyle gülmeye ve mutlu olmaya devam eder Tanrım. Lütfen Tanrım, artık kızımın mutlu olmasını istiyorum.
Ranbir, beni asla reddedemeyeceksin. Sadece bekle biraz. Sarita teyze. Ranbir nerede? Az önce buradaydı. İyi o zaman. Bunu ona ver. Ve bunu babamın gönderdiğini söylersin. Ha dur. Sadece Ranbir'e ver. Bak dikkat et ama. Tamam mı? Tamam. Efendim bakar mısınız? Bunu size vermem istendi. Tamam. Teşekkür ederim. Güzel. İşhane uyuyor değil mi? Evet. Neler oluyor? Ranbir! Dikkat etsene. Düşecektin. Hayır. Ben... Efendimin odasına gitmek istiyorum. Götür beni. Hadi. Ranbir, şu an sen hiç iyi görünmüyorsun. Gel sana yardım edeyim. Ben iyiyim. Seni babamın odasına götüreceğim. Orada biraz dinlenirsin, tamam mı? Korkma sakın. Ben buradayım. Thank you.
Rişa, ne yapıyorsun? Ramiz, Ramiz! Kahretsin! Beni bir kez daha reddettin Ranvir. Senin lanet olası hizmetçi parçası. Sen kendini ne zannediyorsun ki? Beni reddettin. Bekle. Benden asla kaçamayacaksın Ranvir. Bekle ve gör. Bittin sen. Ranvir? Ranvir oğlum? Ne oldu sana oğlum? Anne. Ranvir, neden böyle ter içinde kaldın? Hadi otur şuraya, otur. Ne oldu? Söyle oğlum, ne oldu? Ranvir? Ranvir! Söyle bana ne oldu? Anne ben... Hı? Ranvir? Ranvir! Ranvir sen. Ranvir. Ne yapıyorsun oğlum? Ay. Oğlum neden? Neden aya bakıyorsun öyle? Anne ben çoktan ayı gördüm. Ne yaptın sen Ranvir? Sana ne söylediğimi unuttun mu oğluma? Söyle. Bugün aya bakılmaz demiştim. Bu yüzden sen oğlum. Hatırlıyorum. Anne. İşhaninin aya bakmasını engelliyordum. Onun yerine yanlışlıkla ben baktım. Bile bile baktın öyle değil mi? İşhaniyi korumak için kendin mi aya baktın? Ranvir... Her seferinde bu kız için başını derde sokuyorsun sen. Anne. Onun yüzünden bu haldesin değil mi oğlum? Ne? Anne. Anne. Ranvir. Ne yaptım? Ranvir. Bu ne oğlum böyle? Koluna ne oldu? Bu çizikler de neyin nesi? Sana biri mi vurdu oğluma? Kavgaya falan mı karıştın? Söylesene Ranvir ne oldu söyle. Anne, anne. İşhani'yi sevdiğini biliyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? İşhani senin olmayacak ama ben tam karşındayım. Söylesene anne. Oğlum ne oldu? Ranvir. Bekle anne. Yüce Tanrım. Sen oğlumu koru Tanrım. Hep bu iyi kalbinden kaybediyor. Bu yüzden lütfen onu bağışla Tanrım. Onu her türlü suçlamalardan koru lütfen.
Ne olur Tanrım. Yardım et ona lütfen. Bir an önce efendiyle konuşmalıyım. Bu sepeti salona götür. Anne, töreni tamamladık. Hadi salona geçelim. Orada da dua etmemiz gerekiyor. Gidelim mi? Tamam, hadi. Şarman, sen arabayla gel. Peki amca. Anne, malzemeleri de alalım mı? Ah, tabii tabii. Hadi gidelim. Nişani dur. Nilin. İyiyim Çırak. Nişani. Teşekkür ederim. Sadece... Sen de gidecek misin? Evet. Töreni başlatmalıyım. Daha çok işim var. Seninle gelebilir miyim? Tamam, olur. İşte sonunda geldi. Ne oldu Dişe? Törende yoktun. Salona gelecek misin? Hayır Şarman. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Halsizim biraz. Dün gece pek uyuyamadım da. O yüzden siz gidin, ben daha sonra geleceğim. Siz gidin çocuklar, tamam mı? Tamam, dikkat et. Efendiyle şu an konuşamam. Törenden sonra konuşurum. Gidelim. Kardeş. Buyurun. Al. Beni dinle. Hizmetçilere törene katılmalarını söylediğin değil mi? Evet efendim. Güzel. Gidelim mi? Seninle gelmeyeceğim Arşat. Peder dedi ki ev sahibinin tören için tatlı yapması gerekirmiş. Siz hazırlıklarla ilgilenin. Ben burada olacağım. Tamam. İşin bitince hemen beni ara. Araba göndereyim, tamam mı? Tamam. Gidelim. Tabii.
Amba. Hadi gidelim. Biz de törene katılmalıyız. Hadi. Hayır. Bay Harşat buradayken bizim katılmamız pek doğru olmaz. Anladın mı? Hem hizmetçiler efendinin arkasında kalmalılar. Oğlum bunu erkenden fark edebilirse eğer daha iyi olur. Tören biter bitmez efendiyle konuşacağım. Hey Ranvir. Adakları almıştın değil mi? Efendim sizinle. Bir dakika. Ranvir'le tanışmış mıydın? Evet. Öz oğlum gibidir. Piyasayla ilgili bütün kararlarımı o alır. Demek ki başarılarınızın arkasında bir kadın değil adam var. Öyle de denebilir evet. Efendiye nasıl söyleyeceğim ben? Bir şey olursa tabii söyleyin efendim, lütfen. Bir dakika. Affedersiniz. Gel. Harşat'la ne konuşacak acaba? Efendim sizinle önemli bir şey konuşmalıyım. Söyle. Ne oldu oğlum? İşhani, ne oldu? Ne düşündüğünü biliyorum. Ama onları sen davet etmiştin. Törene katılmak isteyenlere engel olamayız, değil mi? Ha? Biliyorum anne. Ama İşhani'nin üzülmesine hiç gerek yok. Ranvir mutlaka onu bu kötü niyetli insanlardan koruyacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.